Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Emma abad. Bizi elhamdülillah yoktan var edip varlığından, birliğinden haberdar eden, İslam ile müşerref kılan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet eden Allah'a hamdü senalar olsun. Hak Teala Hazretleri bizi yoktan var etti. Varlığından, birliğinden haberdar etti. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ile şereflendirdi. Allah Azimüşşan kitab-ı keriminde meleklere hitaben bir yeryüzünde halife yaratacağım. Eğer emrime itaat ederlerse cennete, asi olurlarsa cehenneme dahil edeceğim buyuruyor. Hak Teala Hazretleri insanı halifelikle şereflendirmiş. Allah Azimüşşan bu şerefe uygun yaşamayı cümlemize nasip meyesser eylesin inşallah. Hak Teala Hazretleri ben insanları ve cinnileri bana ibadet etsin, kulluk etsinler diye yarattım diyor. Ulema liyabudun, liyarifunu da içeri alır ve beni tanısınlar, bana ibadet etsinler diye yarattım olarak tefsir ediyor. Hazreti Ali radıyallahu anh ve keremallahu aleyhi Allah şefaatine nail eylesin. Kendisine Rabbini gördün mü deyince evet Cenab-ı Hakk'ı gördüm ama baş gözümle değil kalp gözümle gördüm diyor. Yine bir mübarek sözlerinde de eğer Hak Teala Hazretlerini baş gözümle görmüş olsam imanımda bir değişiklik olmazdı diyor. Yani imanında ne derece kemale erdiğini böylece hesap edelim. Allah hepimizin imanını kemale erdirsin inşallah. Allah Azimüşşan gönderdiği elçilerle kendisini tanıtmış, ahkamını bildirmiş ve o ahkama da uymamızı bize emretmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Gene Kitab-ı Kerim'inde Cenab-ı Hak sizin için en güzel örneklerin Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında olduğunu beyan buyuruyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize iyi güzeli tarif edip öğretirken kötüyü de işaret ederek öğretmiş. Onlardan da sakınmamızı emir buyurmuştur. İnsanın iki sıfatı var. Birisi topraktan yaratılan, koyun gibi yiyip içip ölen, vakti yaşayan, vakti gelince de ölen şu cesedimiz. O meyvenin kabuğu kışırı mesabesinde. Bir de insanın esas sıfatı olan ruhu var ki melek gibi ruhlardan yaratılmış. Biz Adem'e kendi ruhumuzdan üfledik diyor Allah Azimüşşan. Yani halife olarak yaratılan insana Allah Azimüşşan kendi ruhundan da üflediğini beyan ederek ne derece şerefli olduğunu bize beyan etmiş oluyor. Ve yine Hak Teala Hazretleri Adem Aleyhisselam'ın ceset çamurunu kendi kudret elimle yoğurdum diyor. Bu da gene Hak Teala Hazretleri'nin insana verdiği şerefi beyan ediyor. Tabii bu insanlar içerisinde Allah katında muteber olan Cenab-ı Hakk'a Habibine iman eden müminlerdir. Ve Allah Azimüşşan Münafıkun suresinde de izzet şeref Allah'a, Resulüne ve müminlere aittir diyor. Allah cümlemizi o şerefe iktisap edip öyle yaşayıp öyle ölen müminlerden eylesin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz münafığın alametlerini saymışlar. Söylediğinde yalan söyler diyor. Tabii burada bir hususa işaret etmek lazım. Münafıklık alametiyle hakiki münafık aynı şeyler değil. Bazen Müslümanlardan da camide küçük bir hatasını gördüğü kişiye münafık diyen olmuştur. Ona da rastladım. Bir kişinin münafık olması için şu üç vasfın onda hal halinde olması lazım. Bir, söylediğinde yalan söyleyecek. Allah muhafaza buyursun hepimizi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müslüman yalan söylemez buyurmuştur. Hiçbir Müslüman bilerek yalan söylemez ama bilmeyerek yalan söylemiş olabilir. Allah affetsin. Hemen doğrudan münafıklığına hükmetmemek lazım. İkincisi, söz verdiği zaman sözünde durmaz diyor. O da devamlı hal halinde olması lazım. İnsan bu beşer. Hepimiz zayıfız neticede. Kudreti olan ancak Allah'tır. Bir şeye söz verir. Herhangi başka bir mani çıkar, yerine getiremeyiz. Bunu da hemen münafıklıkla suçlamamak lazım. Emanet edildiğinde de emanete hıyanet eder. O da devamlı hal halinde olması lazım. Gene bunların üçü hal halinde olursa o kişiye münafık denir. Allah muhafaza. Ve Hak Teala Hazretleri fidderkil esfeli minenler cehennemde en aşağı katta, 7. katta münafıkların bulunduğunu beyan ediyor. Allah
cümlemizi nifakın her cinsinden muhafaza buyursun inşallah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde eğer bir kimse hayatı boyunca bir kere de olsa Allah bana bir fırsat verse de ilahi kelimetullah için, Cenab-ı Hakk'ın ismini yüceltmek için kafirlerden birkaç tanesinin boynunu da ben vursam diye başından geçmezse kendisine münafıklıktan bir şube olduğu halde ölür diyor. Bakın bu münafıklıktan bir şube. Öbürü ise harisen münafık. Allah nifakın her türlüsünden bizleri muhafaza buyursun. Bugün İslam aleminde yapılan iş nifaktır. Müslümanların sayısını azaltamıyorlar. Dünyadan da ortadan da kaldıramıyorlar. Elhamdülillah. Allah'ın lütfü keremiyle adetleri de artıyor. İnşallah Allah kemiyet olarak artarken keyfiyet olarak da tamamlamayı nasip etsin inşallah. Böyle olunca da nifak vasıtasıyla Müslümanların arasına girip onları itikadından, dininden soğutmaya çalışıyorlar. Müslüman burada bazı şeylere iyice sahip olacak. Birincisi katiyen yalan söylemeyecek. Nebi Aleyhisselatü Vesselam mel'unun mel'unun men kezzebe buyuruyor. Yalan söyleyen mel'undur. Yalan söyleyen mel'undur. Yalan söyleyen mel'undur buyuruyor. Bedeviler geldiler ya Resulallah. Müslüman içki içer mi? Hadis-i şerifte diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek veci saadetinde üzüntü asarı görüldü. Bir müddet tevakkuf etti. Ondan sonra dedi ki içmemesi lazım ama şeytana uymuş içmiş olabilir. Gene aynı şekilde diğer günahları, kumarı, fuhşiyatı, zinayı sordular. Hepsinde de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir müddet tevakkuf etti, durdu. Yüzünde üzüntü asarı cesaretinde gözüktü. Ondan sonra da yapmaması lazım ama şeytana nefsi uymuş yapmış olabilir dedi. Dördüncü de Bedeviler ya Resulallah Müslüman yalan söyler mi dedi diye sordu. La vallahi, la vallahi, la vallahi. Vallahi Müslüman yalan söylemez. Vallahi Müslüman yalan söylemez. Vallahi Müslüman yalan söylemez buyurdu diyor. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müslümanın neyi yapıp yapmayacağını kat'i bir lisan ile bize anlatmış bulunuyor. Gene bir cemaat geldi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e. İşledikleri günahlardan bahsettiler. Dediler ki biz senin getirdiğinin doğru olduğunu biliyoruz ama öyle şeyler koymuşsun ki bunların hepsi bizde var. O fuhşiyatın, günahların. Sen bize bu işin bir kolay tarafını öğretsen de onu tutsak. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da onlara peki bana dedi bir daha yalan söylemeyeceğiniz üzere ahd edin. Ahd ettiler. Ayrıldı gittiler. İyi dediler. Kolay bir şey bulduk. İşte o işaret meclislerini, şeylerini kurdukları zaman biri diğerine diyor ki ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a söz verdik. Biz yalan söylemeyeceğiz. Yarın huzuruna gidince içki içtiniz mi diye sorarsa ne diyeceğiz? Peki kaldıralım. Her günahtan da böylece kurtulmuş oluyorlar. Huzuruna geldikleri zaman da ya Resulallah öyle bir şey ahd ettirmişsin ki biz onların hepsinden vazgeçtik diyor neticede. Onun için Müslüman ahlakını güzelleştirmekte birinci şey olarak yalan söylememek ve sözünde durmak, emanete riayet etmek. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için en büyük düşmanı Ebu Cehil'di biliyorsunuz. Bedir'de yakın bir arkadaşı sonra Müslüman olup sahabeden olan zat anlatmıştır bunu. Ebu Cehil'e diyor ki ya Amr bin Hişam adı Amr'dı. Şu hilalin gölgesinde seninle benden başka kimse yok. Allah için doğru söyle diyor. Bu Muhammed diyor aleyhissalatü vesselam. Bu sözlerinde doğru mu söylüyor yalan mı söylüyor? Ebu Cehil diyor ki sen onun insan için hiç yalan söylediğini duydun mu? Duymadım. Peki insan için yalan söylemeyen Allah için yalan söyler mi? Onun üzerinde Hak Teala Hazretleri buyurdu ki ayet-i kerimede onlar sana yalancı demiyorlar Habibim. Benim ayetlerimi inkar ediyorlar. Allah Celle Celaluhu sana yalancı demiyorlar. Onlar benim ayetimi inkar ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dürüstlüğü, eminliği bu seviyedeydi biliyorsunuz. Kendisine Muhammed-ül Emin derlerdi. Kureyş zamanında daha evvelde Beytullah çeşitli zamanlarda tamirata uğramıştır. O tamiratlardan birinde Hacer-i Esved'i de yerinden indirmişlerdi biliyorsunuz. Kabileler arası kılıçları sıyırdılar. Biz daha şerefliyiz, biz daha şerefliyiz. Hacer-i Esved'i koymak bize aittir. Dediler ki dur birbirimize girmeyelim. Şu Safa Tepesi'nden ilk gelen zatı hakem tayin edelim. Onun hakemliği üzere şeyi halledelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam daha o zaman peygamberlikle
görevlendirilmemişti. O çıktı geldi, dediler ki Muhammed Emin geliyor. Biz onun hepimiz hakemliğine razıyız. Bu şekilde emanet sahibiydi Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Emaneti ne derece ileri seviyede olduğunu hepiniz bilirsiniz. Hicrete giderken Medine-i Münevvere'yi Hazreti Ali yerine bıraktı. Ve dedi ki ya Ali, bu müşriklerin bende emanetleri var. Bunların hepsini sahiplerine ver, ondan sonra gelirsin Medine'ye. Düşünün, can düşmanları onu öldürmeye karar veriyor. Memleketinden çıkarıp hicret ettiriyorlar Medine-i Münevvere'ye. Ama emanetleri hala onda. Allah inşallah bu sıfatla da hepimizi sıfatlanmayı nasip müyesser eylesin. Verdiği sözde durmaya gelince, daha peygamberlikle görevlendirilmeden evvel Abdullah isminde birisiyle ticaret yapıyordu. Onunla bir yerde sözleşmişlerdi. 3 gün her sabah geldi Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Gece karanlık oluncaya kadar orada bekledi. Adam verdiği sözü unutmuş. 3. gün geldiğinde de ey delikanlı, sen beni 3 gündür burada beklettin dedi. Hepsi o kadar yani. Verdiği sözü de bu şekilde riayet ederdi. Onun ne derece riayet edilmesini istediği de işte Bedir Harbi'nde belli. Uzeybetül Yaman'la hadiste adı geçmeyen diğer iki sahabe gelip dediler ki ya Resulallah, biz buraya geliyorduk size yardım etmek, iştirak etmek harbe, ama Kureyş müşrikleri bizi yakaladı. Siz Muhammed'e yardım etmeye gidiyorsunuz dediler aleyhisselam. Biz de söz verdik size yardım etmeye gelmediğimize. Şimdi ne yapalım? Siz oturun dedi Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Bize verdiğimiz sözü yerine getirmek düşer. Allah'ın yardımı kafidir. Ki orada bir nefese ihtiyaç var. Değil 2 tane böyle güzide sahabeye. Onun için rejim nifak tohumları vasıtasıyla bizi çeşitli şeylere yönlendirmeye çalışıyor. Biz ilk gittiğimizde 35 sene evvel Medine'deki Mısırlılardan duyardık. Kizb ebyad diye, beyaz yalan diye. Bugün Türkiye'de de bu lafı söylüyorlar. Yalanın beyazı veya siyahı kırmızısı yok. Yalan yalandır netice itibariyle. Müslüman katiyen yalan söylemeyecek. Yani imanımızı kuvvetlendirip bu iman üzere yaşayıp o iman üzere ölmenin temel şartlarından biri. Tabii ki başta Allah'a iman ettikten sonra bunların yapılması esas. Birincisi dürüst olmak. Arkadaşlar mesela dürüstlük cahiliye devrinde bile cahil şeyler arasında ne kadar şey idiyse, Abdullah bin oraya git Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la sözleşmişti. Onları hicrete götürmek için yol delili olarak geldi biliyorsun. Ve 3 gün sonra şeye gelip, Sevr Garı'na gelip oradan alıp götürecekti Nebi Aleyhisselatü Vesselam. O adam verdiği sözde durdu. Halbuki Kureyş 200 deve mükafat şey ettiler. 200 deve o gün akıl almayacak büyük bir rakamdı. Ama adam orada söz verdiği için Müslüman olmadığı halde sözünde durdu. Verdiği söze riayeti bir başka örnek, Amr bin Ümeyyid Damri radıyallahu anh, Allah Resulü tarafından gönderilip 2 kişinin boynunu vurmuştu Mekke-i Mükerreme'de. Geri döndü. Tekrar Nebi Aleyhisselatü Vesselam şu 3 kişiyle şey edilmesini, ben gideyim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sen daha yeni geldin. Evine de uğramadın. Başka birini göndereyim dediyse de yok ya Resulullah, ben bu işe ehilim. Halbuki Medine'ye kadar arkasından da kovalamışlardı kendisini. Mekke-i Mükerreme'ye gitti. Yalnız yolda giderken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başka bir sahabeyi gönderdi. O gönderdiği 3 isimden Ebu Süfyan'ı bıraksın. Cenab-ı Hakk'ın onunla görülecek hesabı var dedi. Mekke-i Mükerreme'ye geldi. Ebu Süfyan'ın kapısına gelip ben işte bir garip birisiyim. Sana iltica edip sığınmaya geldim. O da dedi ki Amr bin Umeyt-i Damri de olsan senin ilticanı kabul ettim dedi. Sana zamin oldum, kefil oldum dedi. Ebu Süfyan daha Müslüman değil mi? Kureyş müşrikleri toplanmışlar. Amr bin Umeyt-i Damri'yi nasıl yakalar Medine'den getirir, bu yaptığı şey üzerine cezalandırırız diye onu konuşuyorlar. O da onların arasına girip oturuyor. Yani o zattaki imanın seviyesine bakın. Karanlık. İşlerinden biri diyor ki vallahi bu Amr'dır diyor. Şu Amr'dır değildir. Zannederim İkrim'e radıyallahu anh olacak onu söyleyen. Amr olduğunu anlayınca kılıçları sıyırıyorlar. Vallahi diyor ben buna zamin oldum, kefil oldum diyor Ebu Süfyan. Eğer bunun kılına zarar verirseniz, kılıcı koymuş o zamanki adet üzerine, şu kılıcın üzerine kendimi bırakır intihar ederim. Yani bir
müşriktir. O zaman Müslüman değil daha kendisi. Allah Resulü'ne de harpler etmiş bir adam yani. Verdiği söze bakın. Ve Hazreti Amr'ın bir kılına zarar gelmesin diye oğlu Muaviye'yi radıyallahu anh ta şeye kadar, Medine'ye kadar kendisini selametle götürmek için yol arkadaş etti yani. Onun için geldiğimiz şeyi bir düşünelim. Nereden nereye geldik? Yani şu andaki toplumdaki bozulmayı teemmül edelim. Ne hale gelindi yani. Müslümanlar bunların hepsini ne seviyede tatbik ediyor, nasıl şey ediyor. Bunları iyi düşünmemiz lazım. Yani iyi bir Müslüman olabilmemiz için tabii ki sünnet-i seniyeye ittiba edeceğiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da en çok ehemmiyet verdiği bunlar idi. 360 güzel ahlak olduğu, 360'da kötü ahlakın olduğunu söylüyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh soruyor ya Resulallah, o güzel ahlaktan bende de eser var mı? Umarım Allah'tan ya Ebubekir, hepsi sende mevcut diyor. Allah şefaatinin ailesine. Şimdi bugün biri haşa Ebubekir de bizimle yarış etsin de görelim diyor yani. Ebubekir bendendir, ben Ebubekir'denim diyor. Sani isneni zümâ fil gâb buyuruyor Cenab-ı Hak. İkinin ikincisidir. Hazreti Ebubekir'in değil hal, hareket, ahlakında. Hazreti Ebubekir'in sahabeliği mevzunda birisi sahabe midir, değil midir dese kafir olur yani neticede. Başka diğerleri için efendim Hasan-ı Basri sahabe midir, değil midir diyebilirsiniz. Allah Resulü'nü küçük yaşta görmüştür. Onu bir kere görmek kafidir diyene göre sahabe idiyse de imamların birçoğuna hemen hemen hepsine göre de sohbetiyle müşerref olmadığı, sinni bülüğe ermediği, küçük yaşta olduğu için de sahabe değildir. Yani bunu şey mevzu yapabilirsiniz, sahabe değildir. Ama Hazreti Ebubekir için bu suali soran kafir olur yani, Allah muhafaza. İçimize girmiş, değerlerimizi tahrip ederek bizi işten yıkmaya çalışıyorlar. Onun için Müslümanlar olarak değerlerimize sahip olmamız lazım. Bizi çeşitli şeylerde ifade etmeye çalışıyorlar. Efendim bir zamanlar bizim talebeliğimiz zamanında işte harp hudadır, hiledir. Şimdi darül harptir, her şeyi yapmak serbest. O zamanlar yokluk da vardı. Yaşı müsait olan arkadaşlar bilir işte. Veli Efendi hatırlayacaktır, diğer yaşlılar da bilir. Bizden evvelki dönemlerde talebe birliğinde Bayezid'den Cağaloğlu'na bir telefon için gelirdi talebeler yani. Şehir için 25 kuruşları var. Demek ki o 25 kuruşa ihtiyacı var. Bugün kimsenin böyle bir durumu şey değil, mevzu bahis değil. Efendim işte PTT devletindir, bu devletin PTT'sine para verilmez. Buradan başlarsanız yolun sonunu alamazsınız yani. Bu devletindir, bu değildir. Şimdi adam tutmuş, efendim bu devletin maaş verdiği imamın arkasında namaz kılınmaz. Bir de şey efendiymiş herhalde galiba onu yapan, bunun propagandasını yapıyor. Bir zamanlar işte cuma namazının şartları yok, cuma kılmayın. Tabii bu nifak hadiseleri imanı kuvvetli olan kimse için inşallah tesir etmez ama imanımızı nasıl muhafaza edip kuvvetlendireceğiz? İşte o ustada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ceddidi imanüküm, imanınızı tecdid edin, yenileyin. Nasıl ya Resulullah? Eksiru bi kavli la ilahe illallah. La ilahe illallah kavli şerifini çokça söyleyerek imanınızı ziyadeleştirin, kuvvetlendirin buyuruyor. Öyle bir gün gelecek ki diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam, imanı muhafaza kor ateşi elinde tutmak kadar zor olacak diyor. Allah bilir tabi o zamanlar gelmiş olsa gerektir. Daha evvel anlattığım örneği bilirsiniz. 50'li yıllarda Hazreti Sami sakal bırakan zat için Nebi Aleyhisselatü Vesselam ümmetimin fesada düştüğü dönemde bir sünnetimi ihya edene 100 şehit sevabı vardır. İnşallah umarım Allah'tan siz de ona nail olursunuz diyor. Ki 50 sene evvel fitne devrinin başladığını Hazreti Sami söylemiş oluyor. Allah şefaatine nail etsin. Onun için inşallah bugünkü şartlar altında bu üç şeyi kendi nefsimizde çok iyi tatbik etmeye gayret edeceğiz. Harp ne zaman hiledir? Abdullah Sa'd ibn-i Muaz, Abdullah bin Revaha ve diğer iki sahabeyi Nebi Aleyhisselatü Vesselam Hendek Harbi sırasındaki o zamanki Kureyze Yahudileriyle anlaşma yapılmıştı. Dışarıdan bir düşman hücumu olduğu takdirde Müslümanlara yardım edeceklerine ahd etmişlerdi. Beni Kurayza Yahudilerine. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu zevatı Beni Kurayza Yahudilerine gönderdi. Daha Müslümanlar Medine'ye hicret etmeden evvel Hazreti Sa'd Medine'nin reisiydi. Onun için onu gönderdi ki belki sözünü de Yahudiler dinlerlerdi.
türlü hakaretler ettiler. Hatta Allah muhafaza buyursun, tükürdüler de yani bu sahabelere. Ama giderken Resulullah ne buyurdu aleyhisselam? Eğer dedi onlar bizim isteğimizin dışında verdikleri ahdi bozacak bir söz, davranışta da bulunsalar, siz gene yarın gelip bizimle beraber olacak, İslam ordusuna yardım edecek ya Resulullah deyiniz buyurun. İşte harp Huda burada yani netice itibariyle. Böyle kendi kendine durup dururken ortada yok darül harptır, yok şunu yapmak helaldir, yok bilmem nedir diye haramı helal, helalı haram ittihaz eden Allah muhafaza dinini de kaybeder. Bu örnekleri iyice muhafaza etmek lazım. Ne zaman darül harptır, ne zaman harp hiledir, onları da iyice öğrenmiş olmak lazım. Müslümanlar olarak tabi şeylerimiz çok, eksiğimiz çok ama sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslümanları bir ceset, vahide tek bir ceset gibidir. Bir uzvu müşteki olsa bütün uzuv onu hisseder diyor. Tabi Müslüman olarak şu üç umdeye iyice sahip çıktıktan sonra buna da çok dikkat etmemiz lazım. Yani Müslümanların dünyanın çeşitli yerlerinde uğradıkları zulüm ve şeyler bizde, bizim gönlümüzde, kalbimizde ne kadar tesir bırakıyor, insan kendini o aynada görmeye çalışması lazım. Yani şu yapılan katliamlar karşısında. Ha, bunun manası ayağa kalkın. Ayağa kalksanız şu anda ne yapacaksınız yani? Elinizde silah yok, şey yok. Ama en azından edaf-ı iman olan, imanın en zayıf derecesi olan kötülük karşısında önce eliyle yoksa diliyle, o da olmazsa kalbiyle buz etmek, en azından kalbiyle buz edip Ümmet-i Muhammed'e de şu düştüğü sıkıntılardan ötürü, zulümlerden ötürü dua etmek hepimizin vecibesidir. Böylece Müslüman olduğumuzu, böylece imanımızı kendi kendimize ölçmüş, tartmış oluruz. Allah bütün Müslümanların hepsini ta Burma'daki, yani şimdi yeni ismiyle Myanmar'daki Arakan Müslümanlarından itibaren her taraftaki, Suriye'deki, Filistin'deki, Mısır'daki, Türkiye'deki, hatta her yerde zulüm gören Müslümanların yardımcısı olsun. Allah onların bu zulümden, esaretten kurtulmaları için kendisinin bilip bize de sizin görmediğiniz ordularla ben teyit ederim diyor. Onları teyit etsin inşallah. Hak Teala Hazretleri için kolaylık da yok, zorluk da yok. Cenab-ı Hakk'ın kolaylık diye beyan buyurması bize nispetledir. Kendisinin dilemesi esastır. Ol deyince bu cihanın olduğu, yok ol deyince de bu cihanın yok olacağı kendisi tarafından beyan buyurulmuştur. Onun için Allah'a olan, işte başta söyledim, Hazreti Ali Efendimiz'in yolunda, tabii ki onlara benzeme, onlar gibi olma imkanımız yok ama arkasından gitmek mecburiyetimiz var. Onlara benzemeye çalışmak mecburiyetimiz var. Önümüzde hedef olarak onları tuttuğumuz takdirde inşallah Allah Azimüşşan bize hayırlı kapılar, yollar açacaktır. Allah Azimüşşan kendi kitabı keriminde beyan buyuruyor. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kim Allah'tan hakkıyla korku üzere bulunursa Allah her meselede ona mahreç, çıkış kapısı ihsan edecek. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona kafidir diyor. Ve Cenab-ı Hak o Allah'a tevekkül eden kişiye de hesap etmeyeceği yerden rızıklandıracağını beyan buyuruyor. Bugün Türkiye'mizde daha evvel söylenen sözler de, hatta onların lafzını da değiştirmişler. Efendim rızık aslanın ağzında diyorlardı. Sonra efendim karnına inmiş vesaire. Halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tamamen tersini söylüyor. Aslandan kaçar gibi rızkınızdan kaçsanız o gelir sizi bulur diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. İmam Gazali bir örnek aratmış İhya'da. Adamın bir tanesi bir yorgun düşmüş mezarlıkta oturuyor. Yeryüzüne çıkmış kafatası. Kafatasını karıştırırken dişlerinin arasında bir buğday, mercimek, artık neyse, pirinç tanesi yani. Hububattan bir şey görüyor. Tırnağıyla çıkarıp ağzına atıyor orada oturan kişi. İşte rızık budur diyor. Ebu Cehil güya biliyorsunuz kendine göre haşa Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı mahcup etmek için ağzına bir şey atıp rızık nedir diye sordu. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam söylediğinin tersini yapacaktı. Onun söylediğine karşıya atacak yahut da yutacaktı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yani bu benim rızkım mıdır diye sorunca evet dese tükürecekti kendine göre. Değil dese yutacaktı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle sorunca
eğer yutarsan senin rızkındır buyurdu Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Böylece sualinin şeyini de almış oldu. Dolayısıyla o kişi onu yemiş belli bir tarihte, vefat etmiş. Kafatasının dışarı çıkıp şey edilmesi için o tevafün Suudi Arabistan'da 3 senede oluyor. Türkiye'de 5 senedir o. Yani en az 5 sene geçmiş. Ya bu hadise Türkiye'de olmuş değil ama Medine'de olmuş da değil. İmam-ı Gazali'nin memleketinde olmuş olsa gerektir. 5 sene onu dişlerin arasında taşımış. Nasibi olan kişi alıp ağzına atıyor sonuç. Onun için insanın rızk içinde kendini kötü etmemesi lazım. Kişi nefsini bildiği takdirde Rabbini tanıyacaktır buyuruluyor. İnsanın nefsini kendine tanıtıp öğretmek için Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan hepsi, 12 tanesi de gelmek şartıyla bu tarikatlar şeye çıkmıştır. Hepsi sünnete uygun hareket etmişlerdir. Şimdiki bozulmaları kastetmiyorum. Ve şeriata uymayan, müteşerri olmayan tarikatı da Şahabettin Nakşibend Hazretleri de, Zenon-u Musri Hazretleri de, birçok büyüklerimiz zındıklık olarak tavsif etmişlerdir. Yani tarikat dediğiniz, İmam-ı Gazali'nin tarifini her zaman söylüyorum. 180 de olsa tekrar güzeldir diyor. Gene bir daha tekrar etmiş olayım. Billur vazo diyor. İçinde de bal. İşte bu billur vazo şeriat ahkamıdır. İçindeki bal da İslam'ın hakikatidir. Tarikatta bu vazonun içerisine girip onu yemenin yolunu öğretir. Şimdi banka sahibi tarikatlar var arkadaşlar. Yani burada helal rızkı nasıl elde edeceksiniz? Allah azimüşşan yardım etsin. Sigorta şirketi kuruyor. 10 sene evveldi tabi, o zaman enflasyon vardı. Bu enflasyonist gidişte zayiatımızı nasıl karşılayacağız? Onun için mecburen sigorta lazım filan. Böyle diyen şeyhler vardı. Bunların hepsine tarikatta kuttayı tarik derler. Yol kesici derler. Yani bunlar ehli tarik değil. Tarikat nedir? Yol demek. Nereye giden? Allah'a vasıl olan yol demektir. Bu yol nereden geçer? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan geçer. Ki tarikatların 8 tanesi Hazreti Ebubekir'den, 4 tanesi de Hazreti Ali Efendimiz'den şey edilmiştir, intişar etmiştir. İşte en meşhur olan Nakşi tarikatının hafi zikrini de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Sevr Garı'nda Cenab-ı Hak talim buyurmuştu. Orada Hazreti Ebubekir'in endişesi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı içindi. Ya Resulullah, ben öldürürsem ne gam diyor, ben bir şahsım diyor. Ama size bir şey olursa bundan sonra İslam'ın tealisi, yerlemesi yarım kalacak, duracak. Allah diyen kalmayacak. O endişe içerisinde biliyorsunuz şeyleri, delikleri tıkadı, herhangi bir zarar verecek hayvan bir şey çıkmasın diye. Endişesi gene gitmedi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Sevr Garı'na giderleriniz bilir. Giriş tarafı diye arka tarafı açıktır yani. Ya Ebu Bekir, bak burada ne görüyorsun? Ya Resulallah, uçsuz bucaksız bir deniz. Kenarında da bir kayık. İçinde de kürekçileri. Bak dedi, Allah bize bunu ihsan etmiş. Dilersek buna binip çekip de gidebiliriz. Buna rağmen şeyi Allah Resulü için olan telaşı dinmeyince Nebi Aleyhisselatü Vesselam ona, ya Ebu Bekir, kıbleye dön. O zaman kıble Kudüs biliyorsunuz. Sid-i Aksa. Kıbleye dön. Dizinin üzerine çök, gözünü kapat, dilini tut, işte dilini üst tabağına yapıştır, nefesini tut, kalbinle Allah de dedi. Nakşi zikrinin, hafi zikrinin esası da budur. Orada başlamış oldu. Diğer zikirlerin hepsi de gene mesela Hazreti Ebubekir'den gelen Cebrail Aleyhisselam bir abaya bürünmüş olarak gelmişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a, ya Resulallah, senin yarı garın dostun Ebu Bekir her şeyini Allah yolunda verdi. Hiçbir şey kalmadı. Böyle bir abaya bürünmüştü. Bununla da huzurunuza gelmeye utandığı için gelmedi. Biz de onun kıyafetiyle şeyinize geldik. Kendisine selam söyle. Allah Azimüşşan buyuruyor ki şu halinden ötürü bizden razı mıdır? Diyor. Hazreti Ebu Bekir'e tebliğ edince ben kimim de Rabbimden razı olmayacağım. Ben Rabbimden razıyım diyerek, Allah diyerek topu üzerinde dönmüştür. Yani şu şeylerin yaptığı zikir, Mevlevilerin dönüşlerinin aslı oradan gelmedir ama tabii sonra başka şeyler sokuşturmuşlar. Yok ne çalıyormuş, yok bilmem ne yapıyormuş. Oradaki ney, bunların dediği ney değil yani. Bunlar sonradan uydurulmuş şeyler son birkaç yüzyılda. Mevlana Celaleddin Efendimiz Hazretleri'ni tenzih ederiz o tip işlerden. Şeyin, Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin
yakın zamana kadar şeyinde de def çalıyorlar vesaire ediyorlar yani kabrinde, o da sonradan kaldırılmış. Yani tarikat deyince kastedilen tarikatın aslıdır. Yoksa bugünkü tatbikat şekliyle değil. Bugün tarikat şeyi geçinenlerin istikametlerine bakınız. Ne derece istikamet sahibi olup olmadıklarını göreceksiniz neticede. Yani hepsi ortada şan şöhret sahibi olan hepsini rejimin güdümü altındadırlar sonuç. Yani rejime muhalif onların meşhur ettiği bir tarikat ortada gözükmüyor sonuç itibariyle. Bu tarikatlara intisap etmek nefsi tezkiye, kalbi tasfiye ederek, başta söyledik, ruhu yücelterek iki sıfatımız vardı. Biri esas melek gibi nurdan yaratılmış ruhumuz. Onu yücelterek şu cesede onun emrine vermek ve hakka yolculuğa gitmek. Orada Efendi Hazretleri anlatırken Süleyman Aleyhisselam'a ait bir kıssayı naklediyordu. Süleyman Aleyhisselam zamanında bir adam ötüşü güzel bir kuş satın almış. 1000 gümüş dirhem para vermiş. Evinde kafeste dururken başka bir kuş geliyor. Ona bir ötüş yapıyor. Kafesteki kuş bir daha ötmez oluyor. O da alıp Süleyman Aleyhisselam'a götürüyor. Ya Resulallah, bu kuş diyor ben 1000 gümüş dirhem para verdim buna. Kafese bir kuş geldi, bir öttü. Bu da bir daha ötmez oldu. Onu anlatırken söylüyordu Süleyman Aleyhisselam, onu kendi lisanıyla mı sordu kuşa diye. Tabii ki kuşun lisanıyla sordu diyor. Kuş dedi ki ya Nebiyallah, o gelen kuş bana dedi ki senin hapsin ötüşündür. Eğer ötmez ol, senin işe yaramaz diye serbest bırakırlar. Ötme, senin sahibi serbest bırakır. Vallahi ben bir daha ötmeyeceğim diyor. Yemin verince Süleyman Aleyhisselam parasını ödedi. Kuş da Cenab-ı Hakk'a hamd ederek uçup gitti diyor. Oradaki örnek kafeste kuş mesabesinde olan şu ruhumuzdur. O ruhumuz şeye kazan, hürriyetini kazandığı zaman, ama bazılarının söylediği şimdi ortaya çıkıp hürriyeti şer'i vesaire, onların hepsi Sultan Abdülhamid Han Hazretlerine karşı kullanılmış sözlerdir. Şimdi kılıflayıp başka şeylerde kullanıyorlar. Hürriyetlerin, şer'i olanların hepsini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize beyan etmiştir. Mümin neyi yapabilir, neyi yapamaz? Bugün bir kimsenin ortaya çıkıp da bunları yeniden icat etmesine gerek yoktur. Bizim yapacaklarımız da, yapmayacaklarımız da Nebi Aleyhisselatü Vesselam tarafından bize bildirilmiştir. İşte tarikatlar İslam'ın hakikatine ulaşmak için insanın özü olan ruhunu kuvvetlendirip, ki ruhunun da gıdası zikrullah'tır. Hak Teala Hazretleri bizi yoktan var etti. Önce ruhlarımızı yarattı. Ve kavlu bela dediğimiz ezelde bize sordu. Elestü bi rabbiküm, Arap suresinde beyan ediyor Cenab-ı Hak. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ne dedi bütün ruhlar? Kalu bela. Evet ya Rabbi, sen bizi yaratan, yoktan var eden Rabbimiz. Orada verdiği söze bu dünya hayatına geldiği zaman, kendisi ruhu cesedine ilhak edildiği zaman, bu dünya hayatında o sözü tutanlara saitler denir. O söze muhalefet edenlere de şakiler denir netice itibariyle. O sözü tutan, orada Cenab-ı Hakk'a verdiği sözü tutan müminin ruhunun daima kuvvetli olması lazım ki cesede hakim olsun. Cesedin arzuları nelerdir? Nefsani istekler. Şu iki kaş arasında şakülü bir damar. 5 duyu organı nefse bağlı. İlk kategoride Cenab-ı Hak nefsi emmareyi söylüyor. Yani nefsi emmare sahibi kişi, Allah hepimizi muhafaza buyursun, kafir ve münafıklar olarak beyan ediliyor tefsirde. Gönlünce yaşıyor. Ne isterse yapıyor. Hiçbir şeyle de mesul olduğu düşüncesinde değil. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza buyursun. İkinci safhaya gelince, ki bunlar çalışmadan elde edilemiyor, tarikatlar bunları öğretip yerleştireceklerdi. Ki bunun da baş ilacı Allah'a zikretmektir. İkinci safhada levame oluyor. Orada da günahları işliyorsa da sonradan pişman olup tövbe ediyor. Allah cümlemizi her türlü günahtan, günah kebair vesairelerin hepsinden muhafaza buyursun inşallah. İşte böylece Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen 6 safha, emmare, levvame, ondan sonra mülhime, orada Cenab-ı Hak فَاَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, nefsinin fısk fücurunu da Allah korkusunda ilham eden Allah'a diyor. Artık nefis o safhada fısk fücurla Allah korkusunu birbirinden ayırma
özelliğine sahip olmuş olur. Tarikatlar bunları sağlayacak. Ondan sonra mutmainliğe gelecek ki ondan evvelki üç şeyde Cenab-ı Hak o nefis sahiplerini hitab-ı ilahiye layık görmüyor. Dördüncü safhaya geldiğinde ya eyyetühen nefsül mutmainne, ey Allah'ta tatmin etmiş nefis sahipleri diyor. İşte ehlullah burada nefsi tatmin etmekte mutmainne kategorisine gelen kurtulmuş mudur? Onun için bir daha dönüş şeyi yok mudur? Kat'i midir? Orada ihtilaf var. Büyük bir kısmı diyor ki nefs-i mutmainne hesabı da yoluna devam edecek. Onda da geri dönüş hakkı şeyi var, ihtimali var. Balam İbni Bavura ile Varsuse'yi örnek gösteriyorlar ki Balam İbni Bavura'yı Arap suresinde Cenab-ı Hak in tahmil aleyhi yelhes ev tetruk ve yelhes köpeğe benzeterek onu şey etseniz de solumaya devam eder, bıraksanız da solumaya devam eder. Diri de biliyorsunuz Allah muhafaza göbeğine kadar uzayarak küfür içinde gitti. Kendisi lehve mahfuzu okuyabilecek seviyede bir alim, arif bir zat idi. Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Dünyalık endişesi kadın yolundan çıkarmış oldu kendisini. Ondan sonra radiye merdiye o kategoride de Cenab-ı Hak'tan gelen bütün her şeye kul razı olmuş oluyor. Merdiye'de de kulun imtihanlarından Allah razı olmuş oluyor. Cenab-ı Hak hepimize nasip müyesser eylesin. Bunların dışında bir de yedincisi var ki fi makadı sıdkın inde melikin muktedir ayet-i kerimesinde. Onun yeri kudretli melikin yanıdır. İmam-ı Gazali anlatıyor. Bir adamcağız hac veya umre niyetiyle Beytullah'a gitmeye niyet etmiş. Küçük yaşta da bir çocuğu var. O da tutturmuş illa baba ben de geleceğim. Oğlum yol uzun, meşakkatli. O zaman da tabii at veya deve sırtında gidiliyor. Dayanamasın dediyse de ağlamasına dayanamıyor. Çocuğunu da beraber getirmiş. Beytullah karşıdan görününce çocuk bir sayha atıp cansız yere düşüyor. Adam ne yapacağını şaşırıyor. Sağına soluna bakarken bir de bakıyor şeyi de yok. Cesedi de yok. Çocuğun ortada. Hatif'ten bir gizliden bir ses duyuyor ki sen Beytullah'a murad ettin. O çocuğun ise sen Beytullah deyince Rabbül Beyt'i murad etti. Bizi göreceğini murad etti. Onun için bu ayet-i kerimeyi de şey ederek fi makadı sıdkın inde melikim dedi. Onu yanımıza aldık. Arama onu. Artık bulamazsın diyor. Allah hepimize nasip etsin. Bu da büyük velilerle peygamberlerin makamıdır. İşte Amr ibn-i Fuheyre radıyallahu anh şeyde hicrette ikinin üçüncüsüydü. Kendisi Hazreti Ebubekir'in azatlı kölesiydi. Koyunları otlatır ve geceleri de süt getirirdi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şey. Medine'ye kadar devam etti Hazreti Ebubekir. Bir imavunede Amr bin Tüfeil mel'unu oraya din muallimleri istediler. 40 kişi gönderdi Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahabeden. İki tanesi hayvanları otlatmak üzere dağın tepesinde kaldı. Diğerleri şehre indirdi. Aradan epeyce bir zaman geçti. Şehre inenlerden haber gelmeyince baktılar ki akbabalar dolaşmaya başlamış. Herhalde bir hadise oldu diye birimiz kalalım, diğerimiz gitsin diyor. O sahabelerden birisi aşağı şehre inince bakıyor ki bütün sahabeler yerde yatıyor. Hepsi öldürülmüş. Amr bin Tüfeil diyor ki burada kim yok? Saydım diyor 37 kişi var, 38 kişi de. Bir tanesi yok. Kim yok burada? Amr bin Fuheyre radıyallahu anh yok dedim diyor. O kimdi? İşte sahabenin önde gelenlerinden. Onu nasıl öldürüldüğünü sana anlatayım mı? Anlat dedim diyor o sahabe. Bizim adam diyor ok veya mızrağı göğsüne sapladı. Ondan sonra Hazreti Amr da dedi ki kazandım gitti dedi diyor. Bizim adam ya ben galiba bu adamı öldürdüm ama bu kazandım gitti diye bağırıyor. Bu nasıl iş deyince ben ona dedim ki diyor bakın münafıklıktaki derecesine. Müslümanlar kanının ilk damlası yere düştüğünde cennetteki yerini görürler. O da cennetteki yerini gördü de onun için kazandım gitti diye bağırdı diyor. Ve melekler geldi gözümüzün önünde cesedini semaya kaldırdılar. Onun için burada yok diyor. Allah şefaatine nail eylesin. İşte o iki büyük zatı arkalarından çoban olarak takip eden kişinin uğradığı akıbettir, neticedir. Elhamdülillah Cenab-ı Hak onu yüksek mevkilere, şeylere kaldırmıştır. Sahabe-i kiram hazratı bu şeyi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a olan bağlılıklarından, muhabbetlerinden ötürü kazanmışlardır.
Bir duasında Nebi Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ı nelerden çok sevdiğini sayarken, soğuk sudan da çok severim deyince bazıları bunun ne olduğunu anlamamışlar. Ali Ulu Bey anlatıyordu, Allah rahmet eylesin. Doktor vardı Konya'da, Ali Kemal Belviranlı. Ya üstad bu nasıl, bunun izahı nedir? Dedi diyorum. İzahını Cenab-ı Hak bize yaşayarak gösterdi. Arafat'ta diyor birisi, Konya'nın bilmem ne kebabı dedi ama unuttum ismini. Onu yapmıştı, afiyetle yedik diyor. Susadık, içecek su yok. Hep beraber dönüyoruz, dolaşıyoruz, hiçbir yerde bir yudum su yok. Birisinin diyor, şeyden gelen hacılardan birisi matarasındaki suyu verdi. Oraya göre soğuk sayılır ama şimdi bizim içtiğimize göre de pek sayılmaz dedi. Onu böyle yudumlayıp içince Ali Kemal dedi ki, diyor üstad bak şimdi anlaşıldı. Niye Nebi Aleyhisselatü Vesselam soğuk sudan da çok severim dediği. Biz burada o ihtiyaçta olunca diyor anladık. Hazreti Ali Efendimiz öyle diyor. Biz diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a olan muhabbetimiz çöl sahrada susuzluktan ölmek üzere olan bir kişinin soğuk suya olan muhabbetinden daha çok severdik ve bağlıydık diyor. Allah hepimize inşallah o bağlılığı nasip meyser eylesin. Tarikatların görevi kişiyi o olgunluğa erdirip, ruhani, manevi, kalbi olgunluğa erdirip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bağlamaktır. Tarikatın göstereceği hedef Resulullah'tır Aleyhisselatü Vesselam. Hepsi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan gelmiştir. Rabıta denilen şey nedir? Rabıtaya ait ayet-i kerimede de işaret vardır. Ali İmran suresinin son ayetinde ya eyyühellezine amenu usbiru ve sabiru ve rabitu ve ettekullah lealleküm tüflühün, 5 tane şeyi sayıyor Cenab-ı Hak. Oradaki rabıta iki manaya, birisi hudutlarda nöbet bekleyen, diğeri de Allah Azimüşşan'a rabtı kalp eden. Allah Azimüşşan'a rabtı kalp nasıl olur? Allah Azimüşşan'ın en çok sevdiği zat vasıtasıyla olur. Kendisine nasıl rabtı kalp edeceğiz neticede? İşte rabıta denilen sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, kendi gidenleriniz biliyorlar. Allah gidenlere de gitmeyenlere de tekrar nasip etsin. Cennet bahçesindeki mihrap Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam namaz kıldırdığı mihraptır. Namazlardan sonra cemaate döner. Bir isteği olan var mı yerine getireyim. Sorusu olan var mı cevap vereyim. Rüya gören var mı sabah namazlarında hasreten. Tabir edeyim derlerdi. Tarikatlarda onu öğretiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendi mihrabında oturmuş, şeye dönmüş, cemaate dönmüş ve sizin müntesip olduğunuz yolun büyükleri de Hazreti Ebubekir'den başlayarak Hazreti Sami 33.'süydü, Allah şefaatine nail eylesin. Siz de onun sağında oturarak Allah Azimüşşan'da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbine gelen, oradan da Hazreti Ebubekir vasıtasıyla ümmeti Muhammed'e dağıtılan rahmet-i ilahiden kalp yoluyla müstefaat olmak, istifade etmektir. Yapılan budur. Yani bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bağlılık hususunda sahabede anlatılacak şeyleri hemen hemen hepiniz bilirsiniz. Yüzlerce, binlerce, on binlerce örnek var. Hepsi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ilk sözleri fedaki ebi ve emmi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. İlk sözleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendilerine hitap ettiği zaman geldik buyur ya Resulallah. Davetine icabet ettik. Anam babam sana feda olsun derlerdi. Tabi burada bir açıklama yapıyorum bunu söylediğim zaman. Onların anaları babaları bizimki gibi değildi yani. Onu takip edenlere bir sözüm yok. Alınmasınlar. Ama bugün anne baba bile çoluk çocuğa bir müddetten sonra yük oluyor netice itibariyle. Yani anasının babasının kaderini kıymetini bilen Müslümanlar tabi yok değil ama maalesef çok azınlıkta yani. Hanımıyla annesi karşı karşıya geldiği zaman hangisinin sözünü dinliyor? İşte herkes duyduklarından buna göre şey çıkarsın, pay çıkarsın. Ki genç bir sahabe biliyorsunuz Halid-i Nezi'de kelime-i şehadet getiremiyor. Girip ya Resulallah filan sahabenden genç ölüm döşeğinde ama kelime-i şehadet getiremiyor. Anasından babasından birisi var mı? Evet var ya Resulallah. Annesi var hayatta. Onu bana getirin. Getirince Allah Resulü soruyor sahabiyattan olan zaten. Sen bu oğlundan razı mısın? Hayır razı değilim diyor. Niçin razı değilsin?
hanımıyla ben karşı karşıya gelince hanımının sözünü dinliyor. Benimkini dinlemiyor. O zaman bana odun getirin diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Ya Resulallah, bu odun niçin? Yakacağız senin oğlunu. Aman ya Resulallah, oğlumun yanmasına ben razı olur muyum? Diyor sen ona razı değilim diyerek cehennemde yanmasına razı oluyorsun. Ya Resulallah, ben hakkımı helal ettim, razıyım. Vazgeçtim şeyinden diyor. Yani anne baba hakkı bu seviyededir. Sahabenin hepsinin anasının babasına olan bağlılıklar da böyleydi. Onlar diyor, anam babam sana feda olsun ya Resulallah diye. Yani anasının babasının kıymeti belli ölçüde olan kişinin böyle bir söz söylemesinin fazla da bir kıymet harbiyesi yoktur yani neticede. Gene 6 kişiydiler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan demin bir imamine gibi Kur'an muallimi isteyenler Hazreti Asım'ın riyasetinde 6 kişi gitti. Yolda götürenleri ihanet ettiler. Kılıçlarını çekip bunlar da kılıçla karşı koydu. 4 tanesini şehit ettiler biliyorsunuz Hazreti Asım ve diğerlerini. Hazreti Hubeyb ile Zeyd bin Dezine radıyallahu anh'ı esir edip götürüp Kureyş müşriklerine sattılar. Onlar da Bedir'de ölen şeylerine karşılık bunlara çeşitli eziyet ettiler. Ve getirip dar ağacına çekecekler. Soruyor Ebu Süfyan, o zaman daha Müslüman olmamış. Ya Zeyd diyor, şimdi senin ailenin, çoluğunun, çocuğunun yanında olup da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam haşa senin yerine burada olmasını istemez miydi? Haşa diyor, fiil öyle bir şey. Onun oturduğu yerde ayağına bir diken batmasına razı değilim ben diyor. Yani benim burada idam edilmemin bir kıymeti yok. Onun ayağına diken batması bana bundan daha ağır gelir. Aynı sözü Hazreti Hubeyb de söylemiştir. Allah şefaatlerine nail eylesin. Ve idam sehpasına çıktığında da ya Rabbi diyor, şurada insan suratlı birisini görmüyorum diyor Hubeyb radıyallahu anh. Senden başka da sesimi işitecek kimse yok. Son nefesimde Habibine selamımı söyle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da minberde oturduğu halde selamını reddetti. O şekilde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi kendine bağlıydı. Yani ayağına bir diken batmasına. Gelen mesela Mıkrez, bu gaddar bir adamdır dedi şeyde Hudeybiye müsalasında. Onunla anlaşma olmadı. Mıkrez döndüğünde diyor ki ben bir sürü Kureyş'e padişahların, şeylerin, hükümdarların meclisinde bulunmuşumdur. Hiç kimsenin yanındaki fertlerin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hesabının gösterdiği hürmeti gösterdiğini duymadım diyor. Hepsi başlarına kuş konmuş gibi oturuyor. O bir şey sormadan konuşmuyor. Vücudundan bir kıl düşecek olsa birbirlerini tehallük edecek, helak edecek seviyede koşup sahip olmaya çalışıyorlar. Abdest suyunu da aynı seviyede paylaşıyorlar. Bunu da söyleyen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gaddar dediği bir müşrik. Yani ruh halini anlayasınız diye örnek olarak onu veriyorum. Hak Teala Hazretleri açtığı kapının kıyamete kadar kapanmaması için de bize yolu açık bırakmıştır. İşte bu yolda bu tarikatlardır, hak tarikatlar. Tabii bugün onları rayından yolundan saptıranlar Allah katında hem dal hem mudil olanlar şeyini verecek. Bize düşen bu mübarek yollardan istifade etmeye çalışmaktır. Sahabenin hepsi Allah Azimüşşan'ı zenginiyle, fakiriyle zikrederlerdi ve zikre devam ederlerdi. O zikir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı olan imanları onları o hale getirmişti ki işte Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu anh diyor ki Müslüman olduğumdan şu ana gelinceye kadar bir namazda Allah dışında iftidah tekbirinden selama kadar hiçbir şey düşünmek benden katiyen varit olmamıştır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da bir kimse iftidah tekbirinden selama kadar Allah dışında bir şey düşünmeden iki rekat namaz kılarsa cennetlik olur diyor. Yani ne kadar zor olduğunu. Hazreti Ali Efendimiz nasıl namaz kılıyor? Ayağına ok batmış, çeşitli şeyler teklif ediyor. Hiçbirine gerek yok. Ben namaz kılayım, siz çıkarın haberim olmaz diyor. Hazreti Ali namaza duruyor, çekip çıkarıyorlar. Çıkardınız mı? Evet çıkardık diyorlar. Allah şefaatlerine nail eylesin. O bağlılık onları bu hale getirmişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a olan bağlılık. Arkadaşlar onun dışındaki şeyi de Allah kabul etmiyor zaten. Ya bu münafıkların hiçbiri başka yolla İslam'ı ortadan kaldırmaya uğraşmıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a olan muhabbeti ortadan kaldırarak bu yola tevessül ediyor, uğraşıyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hakiki muhabbeti de ancak tarikatlar şey ederler. Dolayısıyla o tarikatları bunun için bozdular. Yani tesadüf oraya gelen adamın şımarmasıyla olmuş değil. Yani alelacele babadan oğlu, ondan toruna, damada bilmem neye vesaireye getirip geçirip bu yolu bu şekliyle bozdular. Kendisi hak yolda olmayan adam kişileri nasıl hak yola
delalet edecek, yönlendirecek. Onun için hepimizin yapacağı iş Allah Azimüşşan'ı unutmadan o üç baştaki umdeye iyi sahip olursak şeytan bize boynumuza şeyini halkasını boyundurunu geçiremeyecektir. Bir Müslüman hakkıyla dürüst olursa, yalan söylemezse, bir Müslüman verdiği sözde durursa, bir Müslüman hakkıyla emin olursa şeytanın ona yapacağı bir şey yok. Kendisi söylüyor, Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak söylüyor. Senin salih sadık kullarına ben sultan olamam diyor şeytan. Hepsinin yolunda durup şey edeceğim, onlar hariç diyor. İşte bu sadık sıddık kişiler kimlerdir? Bunlar da Allah'a verdiği ahdi hakkıyla yerine getirenlerdir. Allah hepimizi o cümleyi salihinden eylesin inşallah. Sırat-ı müstakimden ayırmasın. Allah Azimüşşan'ı unutmadan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a olan bağlılık, sevgimiz, muhabbetimizi de her an, her zaman kontrol altında tutarak sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e muhabbet tabii ki ismi anıldığı zaman selavat-ı şerife getirilecek. Biliyorsunuz hutbeye çıkarken 3 defa amin dedi. Sahabe sordu. O üçünden birinde de her kimin adında yanında senin adın alınır da ona sana salatü selam getirilmezse bunu yerde sürtülsün dedi Cebrail diyor. Amin dedi. Ben de amin dedim diyor. Bugün ilahiyat hocası geçinen profesör etiketli kof adamlardan bir defa Resulullah aleyhissalatü vesselam'a salavat-ı şerife getirirsen bu ayetten kurtuldun diyor. Ya bizim maksadımız ayetten kurtulmak değil. Ayetin sırrına masadık olmak. O nasıl olur ki Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın adı anılır da sen bir kere söyledim tamam bitti. Hangi muhabbet iddiası? Ona muhabbet etmeden, ona tabi olmadan Allah'a vasıl olmanın imkanı yok. Eğer beni sevdiklerini iddia ediyorlarsa sana tabi olsunlar. Tabi olmak, sevmek de olur arkadaşlar. Sevmediğinize tabi olmazsınız. İkisi şeyde yuvarlanan kar topu gibidir netice itibariyle. Sevdikçe bağlılığınız artar. Bağlılığınız arttıkça muhabbetiniz artar. Muhabbetiniz arttıkça bağlılığınız artar. Sen sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin adı anıldığı zaman salatü selam dahi getirmiyorsan hangi bağlılık, hangi muhabbet? Nebi aleyhissalatü vesselam'a Allah Azimüşşan kitab-ı keriminde ne şekilde muhabbet emrediyor? Hucurat suresinde Allah Azimüşşan buyuruyor ki hücrelerin arkasında sana Muhammed diye seslenenler akılsız kimselerdir diyor. Allah Azimüşşan. Onun içinde bulunduğu toplulukta ondan izin almadan kalkıp gitmeyin diyor. Hak Teala Hazretleri. O sizi bir davete, yemeğe davet ettiğinde onu usandıracak kadar beklemeyin. Yemeği yedikten sonra kalkın, savuşun, gidin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı rahatsız etmeyin. Daha teferruatlara inerek Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a yapılacak şeyleri ve yapılmayacak şeyleri de söylemiştir. Bir mümin bunların hepsini bilip tatbik etmeye çalışmalı ki hakiki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam muhabbetine ulaşsın. Bu tarikat neyi öğretiyor? Önce diyor fenafil ihvan. Kardeşler birbirinde fani olacak. İşte demin Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı Müslümanın birbirine karşı olan sevgisini söylemiştim. Ondan sonra fenafil şeyh, şeyhinde fani olacak. Bu fena olmak muhabbette onu kendi nefsinden, kendi şahsından, zatından üstün tutmak, önde tutmak. Önce kardeşini, sonra şeyin. Sonra fenafir Resul. Ondan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da fani olmak. Tutuyor mesela bugün münafıklar sahabeler arasındaki ihtilafları anlatıyor. Bugün bunun yeri midir? Bugün lazım mıdır? Hazreti Ayşe'nin ifk meselesini anlatıyor. Oradan hadise çıkarmaya çalışıyor. Efendim Hazreti Ayşe dedi ki biliyorsunuz ayet-i kerime gelip de Hazreti Ayşe'nin temiz tahir olduğu ayetle beyan buyurulunca Hazreti Ebu Bekir Resulullah'a teşekkür et dedi. Yok dedi, ben Allah'a teşekkür ederim. Şimdi oradan ihtilaf çıkarmaya çalışıyor. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a teşekkürü reddetmedi orada. Hazreti Ayşe fenafir Resul makamına gelmiş. Allah Resulü'nde fani olmuş. Oradan daha yukarı çıkamıyordu. Allah onun için onu ifk hadisesiyle müptela kıldı. Orada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a olan fena derecesi Allah'a raci olmuş oldu. Allah da fani oldu. Onun için Allah'a söylerim diyor Hazreti Ayşe. Gene başka şeyde de biliyorsunuz ki o zaman daha hicab ayeti indirilmemişti. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Ayşe, Hazreti Fatma Nebi Aleyhisselatü Vesselam huzurunda oturuyorlar. Şiddetle ağlıyor Allah Resulü. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Niye ağlıyorsun? Diyor Hazreti Ebu Bekir. Bildiğiniz gibi işte ümmetimin mahşer sabahı hali
gösterildi, onun için ağlıyorum. Ya Resulallah, üzüntü çekme. Ümmetinin günahkarlarının günahının yarısını ben üstlenirim, diyor Hazreti Ebubekir. Ona dua ediyor, tahsin ediyor, tebrik ediyor. Hazreti Ömer, ben Ebubekir'in yaptığını yapamam, ben de üçte birini alırım. Ona da dua ediyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonra Hazreti Osman, o da ben Ömer'in yaptığını yapamam, ben de dörtte birini yaparım. Hazreti Ali, ben de diyor Sırat Köprüsü başında dururum. Ümmet-i Muhammed'den kimsenin cehenneme düşmesine müsaade etmem. Sırada Hazreti Ayşe ile Hazreti Fatma kalıyor. İkisi de işte Ayşe'nin bulunduğu yerde ben konuşmam, diyor Hazreti Fatma. Hazreti Fatma'nın olduğu yerde ben konuşmam, diyor. Hazreti Ayşe yemin edince Hazreti Fatma da şeyini söylüyor. Ben de işte mizanda, mizanın başında durur. Ümmet-i Muhammed'in mizanda sevaplarına ağır gelmesine uğraşır. Hatta hafif gelen için başımdaki örtüyü çıkarır, koyardım mizana. O da yetmezse Hasan'la Hüseyin'in kanlı gömleklerini koyarım. Ona da dua et. Sen ne diyeceksin ya Hümeyra, ya kadın deyince ben söyleyemem, diyor. Babana söyle, söyleyemem. Ömer'e söyle, söyleyemem. Osman'a söyle, söyleyemem. Ali'ye söyle, söyleyemem. Fatma'ya söyle. Ya kime söylersin? Allah'a söylerim. Gene aynı netice. İçeri girdi, başını secdeye koydu ve dedi ki ya Rabbi, sen beni Habibine eş sevce ettin. Ve onun ümmetinin sevgisini kalbime koydun. Bir ana evladının yanmasına razı olur mu? Sen yarın mahşer sabahı cehenneme beni dahil et de ümmet-i Muhammed'den kimse cehenneme dahil olmasın, diye ağlayarak secde ediyor. Cebrail aleyhisselam geldi, dedi ki ya Resulallah, Allah Azimüşşan'ın sana selam var. Ayşe'ye söyle. Biz onu bu ümmete valide ettik yani. Anne ettik bu ümmetin annesi. Peygamberimizin eşi olan, peygamberin eşi olan zatı yakmak bize yakışmaz. Onun için kendisine söyle, gönlünü müsterih tutsun. Ümmetin kalanların hepsini de ona şey edeceğiz, bağışlayacağız, şefaat elde ediyor. Allah'tan şefaatini dileriz. Böyle yüksek bir zatı, tabi Şia'nın da bu işte tesiri var Hazreti Ayşe meselesinde. Biliyorsunuz ondan gelen hadisleri Şia kabul etmez. Ondan sonra bunu bildiği halde bir Müslüman işte Şiiler kardeşimiz derse Ebu Suud Efendi onun imanının ne olduğunu söylüyor. Şia kafirdir. Şia'nın kafirliğinden şüphe eden de kafirdir, diyor. Müdafaa eden Bekir Topaloğlu bir tarikat mecmuasında yazdığı yazıda üçü de müdafaa ediyorlar da o bir yalnız bir arada doğru bir söz söylemiş. Maalesef, diyor, İranlıların sahabe hakkındaki görüşleri bizim bildiğimiz gibidir, diyor. Sahabe hakkındaki görüşleri bizim bildiğimiz gibiyse onların hangi imanından, hangi dininden bahsediyorsunuz? Ayetullah makamında bir adam ki onların ruhani en yüksek mertebesidir. Yani nasıl papa birisine elini dokunduğu zaman o adamı takdis ediyorsa, kutsiyet kazanıyorsa, o ruhaniler de öyledir. Şu anda Hasan Ruhani seçimi kazandı ama Cumhurbaşkanlığı görevine başlaması için Hamane'nin tasdiki gerekiyor. Birinci rütbedeki ayetullah o. İstediği şeylerde de değişiklik yapabiliyor İslam'ın kaidelerinde. Devlet protokolüne dahil olduğu için Medine-i Münevvere'ye gelmiş, onu ziyaret ettiren devlet görevlisi kişi anlatıyor. Muacehede Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret etti, diyor. Selatü Vesselam getirdi. Haşa, Allah'ın affına sığınarak söylüyor. Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer'in önden geçerken başını çevirdi. Hainler dedi, diyor. Hangi iman arkadaşlar? Hangi Müslümanlar? Adam kafir olmuştur. Buna sen kardeşimiz, kardeşimiz dersen işte kim kimin kardeşi belli yani. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Allah şerlerinden emin etsin. Onun için şunu hiç unutmayacağız. Bizim İslam'a iyi yaşamamız ancak sünnete ittibamızla. Sünneti yaşayabilmemiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı hakkıyla sevmemizde. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmek için de onunla alakalı bir mevzu açıldığı zaman mutlaka kestirip atıp cevabını verip susturmamız lazım karşıdakini. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı bir mevzu olduğunda ikinci, üçüncü dereceye de geçmeye gerek yok. Yani elinle ona cevap vermen lazım Allah Resulü için bir şey söylediği zaman. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza buyursun. Adam neler söylüyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam için hepimiz biliyoruz. Onun için Allah hepimizi inşallah hakkı hak bilip ittiba eden, batılı batılı bilip iştenap eden müminlerden eylesin. O İslam'ın güzel ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın buyuruyor. Demek ki bizde Cenab-ı Hakk'ın ahlakıyla ahlaklanacak bir kabiliyet var ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu emrediyor. Bunun şartı da Allah Azimüşşan'ı iyi tanımaktır. Cenab-ı Hakk'ın kendisi beyan buyuruyor. Allah'a ya
Allah lafzı celali ile veyahut da esmanın diğerleriyle dua edebilirsiniz. O esma Hüsna'yı ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam o yüz mübarek ismi sabahta akşamda kim manasını düşünerek okursa cennetlik olur diyor. Lafz-ı Celal Allah ismi hepsini camidir. Muhittin Arabi Hazretleri'ne Allah'ı tarif et dediğinde Allah Allah'tır diyor neticede. Onu efradını, cami ayarını, mani tarif böyle olur diyor. Ve Allah lafz-ı celali öyledir ki biliyorsunuz daha evvel de söylemiştim. Yani Arapça o baştaki elifi kaldırırsanız lillah olur, o da gene Allah demektir. Lamı kaldırırsanız lehu olur, o da gene Allah demektir. Öbür lamı da kaldırırsanız hu olur, o da gene Allah demektir. H'nin önündeki vav da onu okutmak içindir. Vav'ı da kaldırırsan Allah lafz-ı celali H'den ibarettir. Hepimizin nefes alması nefes alıp veremesen ölürsün, verip alamasan ölürsün. Onun adını anmakla hayatımız devam ediyor. Bunu şuurlu olarak yapanlar inşallah Cenab-ı Hakk'ın rızasına nail olacak. Şuursuzca yapanın gidecek yeri de belli. Onun için inşallah Allah'ı ve Resulü'nü hakkıyla tanıyıp onları zikretmek, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı salatü selam getirerek unutmadan güzel ahlakıyla taalluk edip yoluna devam etmek. Cenab-ı Hakk'ın da inşallah esmanı öğrenip, şurada bilenleriniz var, bilmeyenler de inşallah Esma-i Hüsna'yı ezberlerler. Sabahta akşamda okurlar inşallah. Bir şey tutmaz yani ezberlediğiniz takdirde, ezberleyenler bilirler. Bir dakika, iki dakika ancak tutar o yüz ismi okuma. Manasını düşünerek okunacak. İnşallah cennete dahil olur diyor. Allah hepimize sırat-ı müstakim üzere yaşayıp her usta sünnete uymayı nasip etsin. Son nefeste de kelime-i şehadetle hatme enfas etmeyi nasip müyesser eylesin. Mahşer sabahı da inşallah Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la haşrolup onun yüce şefaatiyle hesapsız cennete girmeyi, Cemalullah'ı da en çok görenlerden olmayı nasip etsin. Suali olan var mı içinizde? Gene Muhtar Efendi çıktı piyasaya. Buyur. Gençlere şimdi zikir çekip ya tarikatı girme konusunda nasıl bir tavsiye edin? Şimdi tabii önce hakiki bir mürşidi kamil bulmak lazım. Esas iş orada yani. Öyle el alemin söylediği olmaz biliyorsunuz. Adana'da bir 7 Osmanlılar vardı. Bunlar ki Efendi Hazretleri biz 3000 zikri kafi görüyoruz diyor. 3000 zikri az bulup günde 10.000 daha fazla zikre devam etmişti. Tabii şimdi mürşidi kamil senin çekip çekemeyeceğini bildiği için sana ona göre şeyde bulunuyor. Çekemeyeceğini kaldırınca daha ruhani olgunlaşmadan kişinin kendisi eşyanın hakikatini görünce ne yapacağını şaşırıyor. O zaman da şeytan kendisine şey oluyor. Mesela eşyanın hakikatini görmeye ait başlangıç bir örnek anlatayım Hazretin hayatından. Köşker Abdülkadir Efendi vardı Adana'da. Köşker diye ayakkabı tamir edenlere söylerdi. Şimdi kullanılmıyor herhalde o tabir. Bizim Adana tabiridir. Sabahleyin kalkmış tabii o gün yevmi cedid, rızkı cedid. O günkü günde gidecek işte birkaç ayakkabı dikecek. Eve ekmek alıp bir şey alıp getirecek neticede. Çıkmıyor evden. Çoluk çocuk da var. Kadıncağız hadi efendim hadi çık. Yok çıkardın çıkamazdın. Vallahi diyor bak şu yerlerdeki şeylerin ben Allah dediğini görüyorum diyor. Şeyde ki delilin ayeti kerime ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi velakin la tefkahuna tesbihahu. Hiçbir şey yoktur ki canlı cansız Allah'ı zikretmesin. Lakin siz anlamazsınız diyor. Tefsirde 4 sınıf diyor. Cemadat, taş, kaya, toprak, su. En çok Allah'ı onlar inkıtasız zikrederler. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ondan sonra bitkilerdir, güneş ve suya ihtiyacı var. O biraz daha zaaf halinde. Ondan sonra hayvanlar çiftleşme, yeme, içme, doğma, doğurma gibi ihtiyaçlarını. Üçüncüsü o. Ve eşref-i mahluk olan ki her şey insana göre yaratılmıştır. Halife olarak yarattığını söyledik başta Cenab-ı Hakk'ın insanı. En az şeyden de zikreden de insan olmuş olur. Yani şey demeyin ağacın, taşın, tahtanın zikri görülür mü? Getirirsiniz inşaatla uğraşanlarınız bilir. Adam betonu döker bilmem şey yapar bilmem de sonra çatlar. Ustayı çağırsan beton çalışıyor diyor. Yani beton gibi dersin. Hiç hareket etmeyen bir kimseye nasıl çalışıyor beton? Adam yere parke döşer, bir müddet sonra aralara ayrılır. Ustayı çağırırsın, ne oldu bu? Parke çalışır diyor. Niye çalışıyor?
İşte o çalışmaları Allah Azimüşşan'ı zikirdir. Abdülkadir Efendi de böyle bir şeye nail olmuş. Eşyaların zikrini görüyor. Ben diyor bu yerdeki parken neyse artık. Taşların filan zikrini görüyorum. Bunlara basamam diyor. Kadı Cansı hemen koşmuş devlethaneye. Hacı anne yetiş. Bizim adam evden çıkmıyor. Ondan sonra ben taşların, tahtaların zikrini görüyorum. Onlara basıp gidemem. Hacı anne de gelmiş, Efendi Hazretlerine söylemiş. Böyle böyle diyor filan Abdülkadir'in hanımı. Ne dersiniz? Zikreden zikredene basabilir. Allah'ı zikrederek bize doğru gelsin diyor şey için, eve doğru. O hal üstünden alınmış oluyor. Şimdi bu hal kaldıramadığı halde bu zat da devam etse şaşırma işi başlayacak yani neticede. Onun için Mürşid-i Kamil sizin çekeceğiniz kadar yükü yükler. Siz ne kapasitedesiniz, ne seviyedesiniz. Onun üstünde bir şey yapıldığı zaman dolayısıyla yani bir Mürşid-i Kamil bulmadan yapılacak zikir adamı neticeye ulaştırmaz yani sonuç. Size ne sayıda zikir verecek? Ha, sayısız Allah'ı zikretmek onda bir şey yok. Yani saymadan sabahta akşamda yürürken, otururken, kalkarken Allah öyle diyor. Ellezine yezkurun Allah'a kıyamen ve ku'udenu ala cunubihim. Onlar Allah'ı ayakta, otururken, yanları üzerine yatarken zikrederler. Ve tefekkürun fi halkis semavati vel ard. Ondan sonra semada ve arzda yaratılanları düşünürler ki Allah ayet-i kerimede arzı, semayı, güneşi, yıldızları hepsini musahhar kıldık. İnsanların hizmetine. Yani bu ne bir şereftir. Her şey insana göre yaratılmıştır. Şu yarattığı mükevvenatta Allah, içinde bulunduğumuz dünya ve onu saran yedi kat semavatta bulunan her şey insana uygun olarak yaratılmış. Onun için önce bir Mürşid-i Kamil bulacaksın Muhtar Efendi. Onu bulmadan aldığın adam kendisi zaten yolda değil ki seni yola sokup götürsün. O zaman ona teslim olup derslerine devam edeceksin. İnşallah neticeye ulaşırsın. Yusuf Hemedani Hazretleri Nakşi silsilesinin 8.'sidir. Kendisi vefat etmeden evvel yakınları soruyorlar. Efendim sizin gibi bir zat bulamazsak vefatınızdan sonra ne yapalım? Onun üzerine Hazret diyor ki böyle bildiğiniz zevatın kitabını okuyun. Mucibince amel edin. İnşallah neticeye ulaşırsınız. Şimdi şu anda bana Türkiye'de bir kendisine intisap edecek şeyh sorarsanız benim göstereceğim adres yok. Bu yok demek değil. Ben bilmiyorum yani neticede. Benim bildiğim kimse yok yani. Bana söyleyenleri ben Ahmet Efendi'ye gönderiyordum. Çorumlu. Bursa'da Allah rahmet eylesin. Efendi Hazretleri kendisine görev vermişti. O da vefat etti. Başka tanıdığım kimse de yok. Benim söyleyeceğim kimse yok. O zaman yapacağınız iş Hazreti Sami'nin kitaplarını okuyup mucibince amel etmeye çalışmak. Allah'ı unutmadan salatü selama devam edersiniz. İnşallah Cenab-ı Hak netice hasıl eder. Bazen de bakarsınız siz onu ararken o sizi bulur. Bunlar da olmuş işlerdir netice itibariyle. Allah niyetinizle mecbur etsin. Niyetil mümin hayrın min ameli buyuruyor. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır buyuruyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Münafığın da ameli niyetinden hayırlıdır buyuruyor. Çünkü münafığın esas niyeti bütün Müslümanları ortadan kaldırmak aslında. Ama amel olarak onları yapma şansına da sahip olmadığı için o imkanı Allah vermediğinden onların ameli de niyetinden hayırlı oluyor. Bizim de müminlerin elhamdülillah niyeti amelinden hayırlı oluyor. Allah hakiki müminlerden eylesin inşallah. Benim şu anda yapabileceğim tavsiye bu yani. Kimse alınmasın, alınırsa da alınsın. Her şeyi bilirim iddiasında değilim ama benim bildiğim şu piyasada tanınmış kişilerden Mürşid-i Kamil hiç kimse yok yani. Allah hepsine selamet versin diyeceğim yok yani. Sözleri, halleri kişinin halini ortaya koyar yani neticede. Bir ya Bedrettin ya Burhanettin Efendi'ydi. Kesin isim hatırımda değil. Tillo'da yaşıyordu. Hayattaysa gidip bulabilirseniz hakiki bir Allah dostudur. Bir Mürşid-i Kamil'dir. Gidip ders alabilirsiniz. Onun bir talebesi vardı. Geçen nerede gördüm ben onu? O Siyami'nin kitabında herhalde. Nurettin Can. Bu şeyde de ders veriyordu. İlavda milavda. O onun talebesiydi şeyin de. Tabi Nurettin daha çok açılmış bir adamdı sağ sola da. Onun şeyhi Burhanettin veya Bedrettin Efendi'ydi.
2-3 sene evveline kadar Medine'ye de gelirdi. O zaman 87 yaşında diyorlardı. Hayatta ise 90-95 olmuş olması lazım. Allah hayırlı ömür versin. Yani böyle zevat vardır her tarafta da. Şöhret hamiz değildir. Yani bunlar şöhret sahibi olsa herkes arkasına takılır. O da rejimin işine gelmez yani. Yani adam ismi lazım değil. İşte sizin gönderdiğiniz kitaplardan biri. Bugün elime geçti. Burada bırakmışım onu. Son devrin İslam alemleri diyor. Yani isimlendirmeyeyim. Yarab'dan mahal olmayan herifleri yazmış. Hazreti Sami'nin adı yok yani. 8-10 sene evvel çıkardığı kitap. Bir sürü lüzumlu lüzumsuz adamları yazmış. Hazreti Sami yok. İşte bu rejimin seçimiyle oluyor. Hazreti Sami bilmeden bu kitabı yazıyorsan yazma o kitabı. Böyle bir şey mümkün değil bilmemesi. Yazdığın orada şeyh diye gösterdiklerini hemen hemen büyük bir çoğunluğu da şeyh diye zaten. Şeyleri Abdülhakim Al-Razi falan yazmış. Onlara bir sözüm yok. Allah'tan şefaatini dileriz de. Onun dışında bir sürü adamlar var meşhur edilmiş. Hiçbirinin şeyhlikle de alakası yok. Hazreti Sami yazmamış. Niye? Şu rejimin adamı ne diyor Hazreti Sami için? Çok anlattım da çok muhteşem bir örnektir. Erenköy'de bir Said Efendi vardı, Manav. Aygaz tüpü de satardı kendisi. Sonra onun o yeri şimdi araba yıkama yeri olmuştu bir ara. Hemen çarşının içinde, marketin karşısında. Çanakkale plakalı bir kamyon olan bir zat vardı. İhvan'dan. O anlatıyor. İsmi hatırımda diyor zaten. Benim oğlum var diyor o zaman tabii. Benim dediğim 35 sene evvel en az veya daha fazla. Hava Harp Okulu'nda. Daima çocuk gelir, ya siz gericisiniz, şeriatçısınız. Sizi şikayet ediyor. Babasına diyor bunu. Harp Okulu'ndaki talebe Hava Harp. Bir gün bana geldi diyor 4. sınıfta. Ya baba sen şu beni bir şeyhine götür de bir elini öpeyim dedi. Oğlum hayrola ne oldu yani? Sen bizi şikayet etmeye kalkıyordun. Gerici diyordun. Bilmem rejim düşmanı diyordun. Ne oldu? Ne sebep? Onlara Harp Okulu'nun son sınıfında rejime muhalif akımları öğretiyor istihbarat paşaları. Bir hava tüm generali gelmiş Ankara'dan. O da rejime muhalif akımları anlatıyor. İşte komünistler, mağacılar bilmem neler filan. Ondan sonra şeriatçılar bölümüne geçiyor. Orada da işte Nurcu Süleymancı birçok şeylerden bahsettikten sonra bakın diyor bu şeriatçıların arasında bir kimse var. Sami Efendi adında diyor Erenköy'de. Adam gibi adamdır diyor. Bunu da adam rejime düşman diye okutan adam söylüyor yani. Ben söylesem o müridi çok seviyor öyle diyor diyecek yani. Erenköy'de oturur diyor. Gelen ihvanlarına inabe verir, ders verir. Siyasetle uğraşmaz. Vazifesi müritlerine Allah dedirtmektir. Nasıl tanıyor yani adam? Bak, bu kadar şeyin içerisinde o kalantor heriflerin hepsinin de adını saymış yani. Şu 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 filan diye. Sami Efendi Hazretleri için bir tane adam var diyor. Adam gibi adamdır. Sallallahu aleyhi ve sellem nebine Muhammed. Davahum fiha subhaneke Allahümme. Ve tahiyyetum fiha selam. Ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Cümlemizden razı olsun.